Merhaba sevgili Fikir Durağı izleyicileri. Gündemimizde ülkenin ve dünyanın içerisinden geçtiği çoklu krizler var. Çok küçük bir sermaye grubunu, zenginleri saymazsak, bu krizden 7'den 70'e herkesin etkilendiği alansa ekonomik kriz oluyor. Özellikle ülkede kadınlar, çocuklar, işçiler, işsizler, emekliler her geçen gün ağırlaşan faturanın bedelini ödemeye devam ediyorlar. Buna karşılık da DEM Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi bir kampanya başlattı. Ekmek ve Adalet kampanyası. Bugün bu kampanyanın detaylarını Emek Komisyonu'ndan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akday ile birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle size sorayım. Siz nasıl görüyorsunuz ekonomiyi bir kadın olarak, bir vatandaş olarak? Ekonomiyi tabii bulunduğum sınıfsal konumdan görüyorum, bulunduğum gerçeklikten görüyorum. Çünkü çok uzun zamandır uygulanan ekonomik politikaların bir takım sonuçları var bu ülkede de. Yani dünyada neoliberal politikaların sonuçları nasıl varsa, burada hem neoliberal politikaların sonuçları anlamında bunların uygulanmasını açığa çıkardığı durumlar, bir de bölgede sürekli bir savaş rejiminin yaşanıyor olmasının açığa çıkardığı sonuçlar var. Yani bir yandan savaş ekonomisi, bir yandan da sermayenin kar oranlarını azaltmamak için dünyada gerçekleştirdiği ekonomik yapılanmalar söz konusu. Şimdi bunun sonuçları ne oldu? Bu süre içerisinde, bu neoliberal politikalar olarak adlandırdığımız dönem içerisinde sürekli iş gücünün ucuzlamasına dönük olarak düzenlemeler yapıldı. Yani iş yaşamı esnekleştirildi, güvencesizleştirildi. Kazanımlarını garanti altına alacak olan örgütlenmeleri dağıtıldı ve önüne engeller konuldu. Diğer yandan yine bu iş gücünde çalışan, emeğiyle geçinen insanların sosyal hakları olarak adlandırdığımız tüm meseleler özelleştirilerek bir yandan da piyasa ürünü haline dönüştürüldü ve işte diyelim ki elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüm bu koşullar, eğitim, sağlık ve benzeri tüm hizmetler, barınma ücretleri oldukça yükseltilerek büyük bir sorun açığa çıkartılmaya çalışılır. Yani bu süre içerisinde devletin gerçekleştirmesi gereken sosyal haklar, yani karşılaması gereken sosyal haklardan devlet elini çekti. Bütün bu alanlar piyasaya bırakıldı ve yoksullar bunu satın almak yükümlülüğüyle karşı karşıya. Diğer yandan ücretlerin çok büyük oranda düşmüş olmasıyla beraber buradaki makas, yani en zenginlerle en yoksullar arasındaki makas inanılmaz derecede arttı. Yani bir uçurum denecek seviyede arttı. Bu tüm dünyada böyle ama bizde özellikle bu son 20 yıl açısından baktığımızda bizde bu sermaye hareketlerinin bir özelliği daha var. O da iktidara gelmiş olan siyasal İslam'ın kendi politik geleceğini garanti altına almak için kendi sermaye grubunu oluşturmaya dönük, bir sermaye birikimi oluşturmaya dönük uyguladığı politikalar. Nedir bu? İşte bizim genel adıyla Beşli Çete olarak adlandırdığımız daha geniş, büyük bir çoğunluğu müteahhitlerden ve inşaat sektöründen oluşan, yani aslında bu anlamıyla üretken sermayede olmayan, yani toplum aslında büyük bir artı değer katmayan bu sermaye kesiminin palazlandırılması için yapılmış olan ekonomik düzenlemeler. İşte neydi, Nebati miydi? Nebati ekonomisi bunu sağlamış oldu. Şimdi Şimşek ekonomisiyle bununla daha diğer önceden oluşmuş sermaye arasındaki uyum yakalanmaya çalışılıyor. Ama bütün bunların her birinin bedeli, yani hem Nebati ekonomisinin hem Şimşek ekonomisinin bütün bedeli yoksullara, çalışanlara, dar gelirliye, emekliye, emekçiye çıkartılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla her birimizin yaşam standardı diyelim ki 5 yıl öncesine göre 1/3 oranında gerilemiş durumda. Alım gücümüz bu seviyede düşmüş durumda. Türkiye'de tüm dünyada gıda enflasyonu azalmış olmasına rağmen son süreçlerde pandemi döneminde oldukça artmıştı hepimizin bildiği gibi. Bu enflasyon düşüyor olmasına rağmen Türkiye'de enerji ve gıda fiyatları rekorlar kırıyor. 2021'den bugüne kadar 3 kat artmış durumda gıda fiyatları. Yani bu ne demektir? Burada enflasyon bir başlık, yani bu enflasyondan
kazanım sağlamaya çalışan sermaye gruplarının da aşırı fiyatlandırmasıyla, yani burada kardan kar kazanma, üstüne kar kazanma politikasıyla ve bununla ilgili hiçbir denetmenin, hiçbir düzenlemenin gerçekleşmemiş olmasıyla yoksulluğun derinleştirilmesi. Bu anlamıyla ben de bir emekli olarak bir zam aldım, hayırlı olsun. Kamudan emekli birisi olarak bütün bunları birebir yaşayan biriyim. Dolayısıyla ekonomiyi yoksullar açısından sürdürülemez, katlanılamaz olarak görüyorum. Bu denetlenmediğini ifade ettiniz. Marketlere baktığımızda ya da pazarlara çok başat ürünlerde dahil çok büyük fiyat farklılıkları görüyoruz. Yani bunun sebebi nedir? Yani niye bir fiyat politikası tam olarak uygulanamıyor? Neden bu kadar çok fiyat farklılıkları var? Yani gerçekten ev geçindirmek zorunda olan herkes ama özellikle de bundan sorumlu olan kadınlar olduğu için sürekli olarak yani matematik çalışır gibi, ders çalışır tabii gibi hangi markette ne ucuz bunun arayışı içerisindeler. Bu durumun sebebi nedir? Şimdi sözünü ettiğimiz bu gıda fiyatlarını düzenleme meselesi ne diyelim neoliberal politikalardan ne diyelim bir seviyede vazgeçmeyi, yani devletin düzenleyici rolünün yani yoksulu aslında koruması gereken rolünü oynaması anlamına gelir. Ama bizdeki konumlanış böyle değil. Tümüyle sermayenin güçlendirilmesi, onun işte uluslararası arenada rekabet gücünün, çünkü buradaki bizdeki sermaye maalesef üretken sermaye değil. Maalesef yüksek teknolojiyle kendisini var edebilen bir şey değil. Buraya yatırım yapılmamış. Sadece ucuz emek üzerinden rekabet eden bir sermaye yapısı var. Dolayısıyla bu sermaye yapısının varlığını sürdürebilmesi için bütün yük şeye bindiriliyor. Emekçiye, çalışana bindiriliyor. Yani gitgide emek gücü ucuzlamalı ki bu sermaye evet ben burada olayım desin. İster uluslararası dışarıdan gelen sermayesinden, isterse ulusal sermayesinden, yani bizim yerli milli sermayemiz açısından da aynı durum söz konusu. O yüzden de fiyatları ve karı maksimize eden bir yaklaşım söz konusu. Ne kadar yaparsanız yapın. Sizinle ilgili hiçbir şey yok, denetleme yok. Üstelik bu sermaye grubuna teşvikler olarak adlandırdığımız işte kamu özel işbirliği olarak adlandırılan yol, köprü ve benzeri yapımlarında mesela ne var? Çok büyük oranda teşvikler var. Yani onların yıllık kazançları ne diyeyim garanti altına alınmış durumda. Geçen bir rakam okudum. Yaklaşık 200 küsür milyar gibi bir rakam. Yani bunlar bir yani her yıl bütçeden ayrılması gereken rakamlar. Rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim. Daha yüksekti diye düşünüyorum. Diğer yandan şeye bakacak olursak vergi borcu, yani sermayenin vergi borcu olarak adlandırılan şeyler, işte birkaç tanesi yine basına yansıyabildi. Bakıyoruz ki işte mesela İzmir'de Gediz Elektrik yansımış oldu yaşanan son faciadan dolayı. 5 yıldır vergi ödememiş olduğu açığa çıkıyor. Bu bildiğimiz Beşik Çetel olarak bildiğimiz şeylerde aşağı yukarı böyle. Kimlerden vergi alınıyor? İşte yoksuldan, çalışandan, gelir vergisi sadece düzenli çalışanlar gelirinden alınıyor. Evet, küçük esnaftan, üreticiden alınıyor. Onun ötesinde de vergi tümüyle ne üzerine gerçekleşiyor? Dolaylı vergi dediğimiz ekmekten, sudan, elektrikten verdiğimiz vergiler. Yani dolayısıyla sistemin kuruluşu, kuruluş kodları buna izin vermiyor. Bunun değişmesi için gerçekten bu toplumun kendi talepleri çerçevesinde bir örgütlülükle bu taleplerin arkasında sıralanacağı bir şeye ihtiyaç var, mücadeleye ihtiyaç var. Ekmek ve adalet buluşmalarında aslında biraz da bu ihtiyaçtan ortaya koymak istedik. O zaman ekmek ve adalet buluşmalarınızdan devam edelim. Hangi ihtiyaçları gözeterek bu kampanyayı oluşturma kararı aldınız? Nasıl bir yol haritasıyla ilerleyeceksiniz? Neden sadece ekmek değil, neden sadece adalet değil, ekmek ve adalet dediniz? Şimdi birincisi hani biraz önce sözünü ettiğimiz manzara, şu ana kadar yaşadığımız ekonomik süreçlerin nasıl seyrettiğini sanırım yeterince anlatıyor. Üzerine konuşulacak çok şey var ama bu kadarı bile yeterli diye düşünüyorum. Diğer yandan
Bu ekonomi politikalarının açığa çıkardığı sonuçları ortadan kaldırma iddiasıyla Şimşek programı orta vadeli bir program açıkladı. 3 yıllık biliyorsunuz işte tasarım. Neler vardı bu program içerisinde yine hatırlayalım. Bir iki tane temel başlık kamuoyuna çokça yansıdı. Bunlardan bir tanesi tasarruf tedbirleriydi. Tasarruf tedbirlerinde memurların, kamu emekçilerinin servislerinin kaldırılması gibi hem onlara saldırı anlamına gelecek, kazanımlara saldırı anlamına gelecek, hem de tasarruf anlamına, devede kulak anlamına gelmeyecek bir uygulama açığa çıktı. Ve bu uygulamanın da doğru dürüst sağlıklı bir şekilde yapıldığına dair herhangi bir yaklaşım söz konusu değil. Muhtemelen biz bunun yine saldırılar anlamına gelecek yönleriyle karşı karşıya kalacağız. Oysa bir günlük ya bir saatlik saray harcamasının bilmem kaç tane asgari ücret ettiği, şu kadar emeklinin maaşına denk geldiği, ya her birkaç saniyede bir tane emeklinin maaşı harcanıyor saray ekonomisinde. Bütün bunların ise gündem bile yapılmadığı bir tasarruf tedbirleri var bu orta vadeli plan içerisinde. İkincisi de yine gündeme gelmiş olan bir kısmı şu an mecliste görüşülmeye başlanan plan ve bütçe komisyonunda vergi yasa tasarısı. Yani burada da yine yansıdığı kadarıyla görüyoruz ki yine en düşük gelir kesiminden alınan vergiler söz konusu. İşte ne diyor? Garsonların bahşişlerinden vergi almak gibi. Oysa bütçe kalemlerinin çok büyük bir kısmı sermayenin vergi harcamaları olarak, vergi harcamaları kalemi olarak geçen ve bütçenin çok büyük bir bölümü büyük sermaye kesimlerinin vergi borçlarının silinmesi anlamına gelen bir bölümle ilmelenmiş durumda. Buna dair de en ufak bir düzenleme yok. Bunun ötesinde yine sermaye verilen teşviklerde bir şey yok. İşte bu kamu özel işbirliği şeylerinde, firmalarında işte kurum vergisini %25'ten 30'a çıkarmak gibi küçücük bir rakam oynatıldı. Ama onlara yılda verilen destekler bunun 290 katı. Anlatabiliyor muyum? Yani buralarda herhangi bir düzenleme yok. Yani dolayısıyla yine buradaki uygulamalar hem tasarruf tedbirleri paketinde hem vergi uygulamaları paketinde hem de işte enflasyonun sözde yüksek olmasının nedeni olarak gösterilen asgari ücret ve emekli maaşlarına zam yapılmaması uygulamalarında bunun da gerekçeleri bunlar olarak gösteriliyor. Oysa buradaki ücretler gerekçe değildir, sonuçtur. Yani buradan yaşanan şeyler. Böylesi bir uygulamayla karşı karşıyayız. Burada ne sağlanmak isteniyor? Yoksullar gitgide daha bir şey alamaz hale gelsinler. Dolayısıyla fiyatlar böyle kontrol altına alınsın. Ama zaten bizde yoksullar bir şey alamaz durumda. Şu an enflasyonu yükselten şey yoksulların harcamaları değil, en zengin %20'nin harcamaları. Yani bütün bunlar da yine bilimsel olarak kanıtlanmış ve bu şeyler. Paketin içerisinde bu %20'lik kısma dair hiçbir şey yok. Birkaç düzenlemenin yapılması özellikle ithalat, ihracat gelirleriyle ilgili birkaç düzenlemenin yapılması gibi çabaları olduğu duyumlar alınmıştı. Muhtemelen bu süreçlere sermaye grupları müdahil olduğu için onların bu paketlerde yer almadığını görüyoruz. Yani aşağı çıkan paketlerde böyle bir şey yok. Yine örgütsüz bulduğu için halkın boğazına binen bir yaklaşım söz konusu. Yani dolayısıyla bu ortalı vadeli plan önümüzdeki 3 yıl içinde uygulanma hedefiyle ortaya kondu. Ve bu 3 yıl içerisinde de ücretlerin baskılandırılması, alım gücünün düşürülmesi meselesi artarak devam edecek anlamına geliyor. Yani dolayısıyla bizim yaşadığımız bu gerçeklik derinleşerek, ağırlaşarak devam edecek. Dolayısıyla biz şunu değerlendirdik. Yani bu yoksulluk ve bu adaletsizlik, aslında adaletsizlik siyasal alanda gerçekleştiği gibi, işte kayyum politikasında olduğu gibi, tecrit politikasında olduğu gibi, işte gazetecinin, basın emekçisinin, avukatın, bir tweet atanın cezaevine yollanmasında olduğu gibi, yani buralardaki adaletsizlik ve keyfilik meselesi sosyal haklar alanında da aynen söz konusu. Yani
sürekli bir takım haklarınız gasp ediliyor, sürekli buralardan geriye düşmek durumunda kalıyorsunuz. O yüzden biz bu saldırılar karşısında da bir adalet arayışının söz konusu olması gerektiğini düşünüyoruz. Tarım emekçilerinin yaşadıkları, çiftçilerin yaşadıkları. Şimdi üretim, yani bu ülkede üretim yapmak istiyorsunuz. 3 kuruşluk toprağınız var. Bunun için ödemeniz gereken mazot parası, gübre parası, girdi tohum parası sürekli artarken sizin ne diyelim, alış fiyatları sürekli kontrol altında tutuluyor ve buradan yine aracılar kazanıyor ve üreticiler ürünlerini sokağa dökmek durumunda kalıyor. Çünkü yani aslında buralarda denetlenmiyor değil mi? Tabii buralarda denetlenmiyor. Hatta buralarda üretici korunmuyor, özel olarak korunmuyor. Yani tamamen şeyin insafına, aracıların insafına bırakılmış, büyük şeylerin, toptancıların, işte büyük piyasanın insafına bırakılmış durumda. Dolayısıyla bu da aslında ne diyelim, bilinçli bir politika. Neden bilinçli bir politika? Ya yani Türkiye buğday konusunda dünyadan büyük bir ihracatçı konumdayken şu an buğday ithal ediyoruz. Neden? Çünkü bu ithalatı yapanlar işte bu yerli milli olarak adlandırılan bir takım sermaye grupları. Yani onlar ucuza ithalat yapabilsin ve bu ithalattan kazansın diye üreticinin üretim kapasitesi düşürülüyor. Yani dolayısıyla bütün bu politikaların hiçbirini rastgele, tesadüfen ya da bilmemekten kaynaklı diye düşünmemek lazım. Bunların hepsi bilinçli uygulanan politikalar. Çünkü kaderleri birbirine bağlanmış durumda. Yani o sermaye gruplarıyla, bu sermaye grupları adına siyaset yapan bugün iktidar bloğunun kaderleri birbirine bağlı durumda. Bu yüzden de bu politika devam edecek. Bu politika konusunda itirazların aşağı çıkmaması için de baskı ve savaş politikası uygulanıyor. Yani bu iki politika da birbiriyle alakalı. Bu anlamıyla bizim adalet talebimiz aynı zamanda barış talebidir. Aynı zamanda eşitlik talebidir. Yani bölgesel anlamda bölge halklarıyla kardeşlik politikasıdır. O yüzden biz bu bağları da kuran bir çalışma yapacağız. Yani savaş ekonomisiyle sermayeye talan ekonomisi anlamına gelecek bu iki şey birbirinin bir terazinin yani bir, aynı kefesindedir. Sürekli birbirini besleyen bir döngü içerisinde aynen. Aslında. Yani biri diğerini gerek hale getiriyor. Yani dolayısıyla ikisi birbirini besleyerek devam ediyorlar. Biz bu iki döngünün de kırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu anlamıyla yine önümüzde savaş tamtamları çalınırken yine bu konuda toplum ırkçı şöven politikayla kamplara bölünmeye, birbirinin karşısına konmaya, kendi çıkar için işte bu pazarda, çarşıda pazarda ben bunu niye alamıyorum, niye insanca yaşayacak koşulları sağlayamıyorum, niye çocuğuma süt alamıyorum, niye benim çocuğum okula giderken bir öğün yemeği rahatlıkla okulda yiyemiyor ya da niye ben faturamı mı ödeyeceğim, kiramı mı ödeyeceğim yoksa karnımı mı doyuracağım, ikiliminden çıkamıyorum sorusunu soramasın diyerek ya mültecilere, ya Kürtlere, ya LGBT artılara, ya kadınlara dönük bir ayrımcı politikayla toplum kutuplaştırılarak yönetiliyor. Dolayısıyla biz bütün bunları birlikte alan bir çalışma yapmak istiyoruz. Kadın yoksulluğu bunun önemli bir başlığı olacak. Çünkü bu toplumda dezavantajlı gruplar olarak hani dezavantajlılık diye başladığımız mı ne kadar ana akımın, ana değer sisteminin makbul sistemin dışındaysanız bundan o kadar zarar görüyorsunuz. Dolayısıyla toplumun yarısı olan kadınlar açısından bakıldığında da yoksulluk yaşanıyorken yoksulluğun en derini kadınlarda yaşanıyor. O çarşı pazardaki rakamları en çok kadınlar karşı karşıya geliyorlar. Aile ekonomisini sürdürmek için tarımda aile işletmesi olarak ücretsiz olarak çalışanlar kadınlar oluyorlar. Yine oralarda okul çağına gelmiş çocukların yanlarında taşıyarak onların bakımını üstlenen ve devletin gerçekleştirmesi gereken eğitim faaliyetlerini sağlamamasından açığa çıkan sonuçları yine kadınlar karşılıyorlar. Bütün bu süreçlerin açığa çıkardığı, insanca yaşayamama koşullarının açığa çıkardığı bakım emeği meselesiyle tümüyle kadınlar karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla bizim Ekmek ve Adalet kampanyamızın, çalışmamızın, aslında buna kampanya demek istemiyoruz. Buluşmalar diyoruz. Çünkü bu buluşmalardan biz
ortaya çıkan sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini. Çünkü bu buluşmalarda biz bu işin muhataplarıyla, bu işin mağdurlarıyla, bu işin aslında dönüştürücüleriyle aynı zamanda bu tartışmaları yapacağız. Bu buluşmalarda bunu aşağı çıkardığımız şeyleri de bir mücadele programına dönüştüreceğiz. Bu mücadele programında birkaç yönü olacak. Bir, şu an elimizde bulunan ve kayyum atamakla sürekli tehdit edilen yerel yönetimlerimizde bu politikaları hayata geçirmeye çalışacağız. Yerel yönetimlerin kapasitesi ne kadar izin verirse. Hani çünkü bizde nasıl politikalar olur mesela? Yani buluşmalar gerçekleştiğinde öngördüğünüz nasıl güçlendirmeler yapılabilir yerellerde? Ya şimdi bunların bir kısmı biliyorsunuz bizde yerel yönetimlerin yetkileri o kadar budanmış ki ancak bunları yine halkı örgütleyerek, halkla beraber gerçekleştirmeniz mümkün. O yüzden de biz bu, öncelikle bu süreçlerde örgütlülüğün yükseltilmesi, yani bu sorunlar etrafında örgütlülüğün yükseltilmesini sağlayacağız. Bundan sonra da bu sorunların çözümü için yerel yönetimlerle karşılıklı diyelim ki yani kadınlar için yaşanabilir kentler nasıl kurulacak? Şu ana kadar zaten pek çok deneyimimiz var. Bütün bunları sahada daha etkin hale getireceğiz. İşte emeklilerin rahatlıkla gelip oturacağı bir bardak çayı diyelim ki 1 liraya içebileceği koşulları yine yerel yönetimlerimizde. Parkları insanların yaşayabileceği yerleri açmak gibi gibi, yani pek çok başlık olacak. İşte üreticilerin bulunduğu yerlerde işte kooperatifler ya da ürettikleri ürünlerin alım garantisiyle desteklenmesi, belediyeler arası iletişimle bunların birbirine aktarılabilmesinin sağlanması gibi gibi. Yani gerçekten bu hayatın içerisinde örgütlenerek yapılabilecek çok başlık var. Bunlar bizim açımızdan önemli bir başlık olacak. Ama sadece yerel yönetimlerle bitmiyor mesele. Çünkü yoksulluğun sorumlusu merkezi politikalar ve bu merkezi politikaların değiştirilmesi konusunda da güçlü bir mücadele zeminini kurmaya ihtiyaç var. Ve bu anlamıyla mecliste, sokakta bulunduğumuz her yerde aşağı çıkan bu taleplerin sözcüsü, takipçisi olacağız. Ama bunu sadece DEM Parti olarak değil, bu mücadelenin parçası olacak tüm güçlerle, tüm emek demokrasi güçleriyle, tüm adalet arayışçılarıyla beraber yapacağız. O yüzden de hani önümüzdeki dönemde aslında tüm toplumsal kesimlerin yan yana geleceği bir mücadele ortaklığına ihtiyaç olduğunu da düşünüyoruz. Biz aynı zamanda bunu bu sahada inşa etmekle kendimizi sorumlu görüyoruz ve bunu ilerletmek istiyoruz. O yüzden bu süreçler içerisinde bu buluşmalardan açığa çıkan sonuçlarla bir yandan dediğim gibi yerel yönetimlerin programına alınması, bir yandan bunun gerektirdiği örgütlenmelerin sağlanması, bir yandan da merkezi politikalar konusunda bir muhalefetin, güçlü bir muhalefetin, örgütlü bir muhalefetin açığa çıkmasıyla ilgili çalışmanın yapılması. Bunlar birbirini güçlendiren başlıklar olarak önümüzdeki dönem olacak. Yani dolayısıyla biz ekmek ve adalet arayışını bir mücadele programı olarak ortaya koyacağız. Yani herkes için ekmek, herkes için adalet. Yani refahta, zenginlikte, özgürlükte ve barışta eşitleneceğimiz, eşitlik derken kaba bir eşitliği ifade etmiyorum elbette ama herkesin ya evet bu ülkede ben refah içinde yaşıyorum diyebileceği bir noktaya getirmek. Herkesin kurumlar açısından, kurumların işleyişi açısından bir adaletin söz konusu olduğunu, sürekli hukuksuz bir talanın, hukuksuz bir yok saymanın aynı zamanda yaşanmayacağı koşulları inşa etmek istiyoruz. Yani dolayısıyla ekmek ve adalet bizim açımızdan birbirinden kopartılamaz başlıklar. Hem sosyal politikalar açısından ama hem de siyasal politikalar açısından birbiriyle alakası içerisinde sürdürmek istiyoruz. Toplumun aslında içerisinde bulunduğu girdabı çok güzel özetlediniz ve yapılabilecekleri de biraz ortaya koydunuz. Dolayısıyla şunu sormak isterim. DEM Parti'nin, partinizin bu anlamda kurucu bir rol üstlenebileceğini, kurucu olabileceğini düşünüyor musunuz? Elbette. Yani DEM Parti ve öncülleri zaten bütün politik önermeleri bu eksendedir. Yani mücadele programımız bizim 5 mücadele alanının birbiriyle eşit şekilde görülmesi ve ilerletilmesi eksenine dayanır. Bir,
herhangi bir sınıfın bir diğer sınıf üzerindeki sömürüsünü ortadan kaldırmak, herhangi bir ulusun diğer uluslar ve etnik gruplar üzerindeki baskısını ortadan kaldırmak, herhangi bir cinsiyetin diğer cins ve cinsel yönelimler üzerindeki baskısını ortadan kaldırmak, insanlığın ve sermayenin doğa üzerindeki baskısını ve yok sayışını ortadan kaldırmak. Dolayısıyla bütün bunlar bizim var olma programatik yaklaşımımız. Bu programatik yaklaşımı birbiriyle ilişkisi içerisinde geliştirme meselesi bizim temel yaklaşımımız. Bu anlamıyla biz özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra politik ortamda bütün bu baskılar karşısında, toplumun sorunları karşısında daha fazla bir hareketlenme, taleplerini açığa koyma, mesela bunlar da çok yoğun görüyoruz. İşte emekliler hemen her gün talepleri için sokaktalar. İşte özel sektör öğretmenleri hakların yok sayılmasına karşı taleplerini günlerdir ortaya koyuyorlar. İşte öğretmenlik meslek kanunu çerçevesinde yine eğitim emekçileri evet bu yasayı böyle geçiremezsiniz, irademizi yok sayamazsınız konusunda oldukça güçlü eylem etkinlikler koydular. Bunlar henüz tabii yeterli değil. Yani bir dönüşüm için yeterli değil. İşte biz bütün bunların hem güçlendirilmesi, hem birbiriyle alakasının, yani ilişkisinin güçlendirilmesi, hem de bu taleplerin siyasallaştırılarak bir büyük mücadele hattına dönüşmesi konusunda kendimizi hani öncü demek belki şey olabilir. Hani biz bu işin önemli bir öznesi olarak görüyoruz, önemli bir gücü olarak görüyoruz ve bu konuda önemli bir sorumluluk bize düştüğünü değerlendiriyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirmek konusunda da tüm örgütümüzün, tüm yerel örgütlenmelerimizin bu konuyu, bu konuda çok daha etkin bir siyaseti açığa koyması için, yani bu ekmek adalet buluşmaları aynı zamanda kendi örgütsel yapımızın da bütün bu konuda duyarlılığının, daha örgütlülük seviyesinin artırılması, bütün bu mücadele alanlarının daha fazla içermesi ve bu mücadele alanlarındaki tüm paydaşlarla, yani bu mücadeleyi sürdüren bütün ne diyelim, İttifak güçleriyle yan yana gelebileceği yerleri sahada mücadelenin içerisinde kurabilmesi içindi. Yani dolayısıyla aynı zamanda ittifak politikamızın da hayata geçeceği bir zemin olacak bu. Aynı zamanda ne diyelim, ekonomik ve sosyal meseleler konusundaki politik önermelerimizin sahadan da beslenerek ayrıntılandırılacağı, somutlanacağı ve sözünü ettiğim gibi hem yerel yönetim politikalarımız açısından hem mücadele programımız açısından zenginleştirileceği bir dönem olacak. Hem de bütün bunların hayatta geçmesi için iktidarın sürekli sürdürdüğü savaş politikasının bununla alakasını göstermek. Yani o savaş ekonomisi dediğimiz şeyin aslında yoksulluk ekonomisiyle ne kadar bağlantılı olduğunu, bu ikisinin birlikte ortadan kaldırılması gereken, bunu ikisine karşı birlikte mücadele edilmesi gereken bir yaklaşımı inşa etmek gerektiğini de yine bu süre içerisinde ortaya koymaya çalışacağız. Savaş ekonomisini biraz daha ayrıntılandıralım isterim. Savaş ekonomisi halkların cebine nasıl yansıyor? Ne gibi aslında o dezavantajlı grupları etkiliyor? Şimdi bu toplumda yapılan bütün harcamalar toplumdan elde edilen gelirle yapılır. Yani bu hani bütçe dediğimiz şey gelir ve giderden oluşur. Her yıl oluşturulan bütçe bakılır, biz nerelerden gelir elde ediyoruz? Gelir elde ettiğimiz yerler bellidir. Büyük oranda vergilerdir. İşte bununla beraber birkaç şey daha söz konusu. Şimdi bu şu demektir. Vergiler dediğimiz şey, biraz önce konuştuğumuz gibi dolaylı vergiler, gelir vergileri olarak adlandırdığımız şey aslında bu toplumun ürettiği toplam artı değer, katma değer demektir. Yani hepimizin ortak ürettiği şey. Şimdi bu ürettiğimiz şeyin nasıl harcanacağı konusu. İşte bu harcama konusunda biraz önce sözünü ettiğimiz bu harcamaların çok büyük bir kısmı sermaye teşvik olarak veriliyorsa, yani o inşaat sektöründeki kesimlere çok 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 büyük bir kısmı, ki yani Türkiye açısından bakıldığında Türkiye ekonomisinin gerçekten çok büyük bir kısmı savaş ekonomisine harcanıyor. İşte sürekli İHA'lar, SİHA'lar, dronlarla övünen, bir de bunları komşu ülkelere atmakla övünen, oralarda savaşı süreklileştirmekle övünen, Kürt halkı karşı yürüttüğü ne diyelim, düşmanca demek gerekiyor aslında. Düşmanca politikayı tüm bölge halkları içerisinde inşa etmeye çalışan bir devlet politikası içerisinde zaten
siz bir merminin fiyatı ne kadardır biliyor musunuz demişti. Her gün bir yerlere bombaların yağdırıldığı, mermilerin yağdırıldığı bir yerde bizim ürettiğimiz tüm değerler aslında işte mermi, bomba ya da İHA SİHA olarak oraya buraya atılıyorlar. Aslında savaş denilen şey sermayenin değersizleştirilmesidir. Yani toplumun ürettiği şeyin bir yerlere götürülüp oraya gömülmesi demektir. Ama maalesef bir yandan da bu gömülen şey herhangi bir yere olmuyor. İnsanların başına oluyor. İnsanların yaşadığı acıları ortaya çıkartıyor. Bu anlamıyla bizim yaşadığımız eğer savaş politikası ortadan kalksa, bu coğrafyada barış politikası etkin olsa ve bu harcamalar ortadan kalkmış olsa, ekonominin neredeyse %50'si rahatlamış olacak. Yani bu gerçekten çok büyük bir rakam. Çünkü hem bir yandan harcıyorsunuz, bir yandan da gelecekte daha fazla harcayabilmek için yatırım yapıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bu bitmeyen bir döngü. Ve bunu sağlamak için, açığa çıkan gerilimi içeride yönetmek için içeride sürekli güvenlikçi politikaları geliştiriyorsunuz. Şimdi aynı zamanda şu kadar cezaevi yapmakla övünüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Okul yapmakla övünmüyorsunuz. Gıda fiyatlarını şu kadar düşürüyorum demiyorsunuz. Çünkü o elinizdeki o parayla bunu da yapabilirsiniz. Sağlık hizmeti de sağlayabilirsiniz. Evet. Sosyal hizmeti ve siz aslında bütün bu buluşmalarda bunları da biraz daha yani misyon olarak, yani bu buluşmaların bir amacı olarak da aslında gelinen yoksulluğun sebeplerini de daha da fazla teşhir etmek olarak da önünüze koyuyorsunuz. Aynen. Program süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Yaşar Kemal'den aslında bir alıntı yapmak isterim. Yaşar Kemal der ki bu zamanda yoksulluk insanların en büyük utancıdır. Yoksulluğu hiç konuşmamamız gerekir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani yoksulluk gerçekten ortadan kaldırılabilir mi? Kesinlikle kaldırılabilir. Bu bir politik tercih. Hele ki bizim ülkemiz açısından bakıldığında ya o kadar ne diyelim, bereketli topraklardayız ki, yani sanayisinden tarımına, hayvancılığına kadar her tür şeyin üretimin gerçekleşebileceği bir zemindeyiz. Ama maalesef bütün bunlar toplumun ihtiyaçları, toplumun çıkarları öncelik gözetilerek bir plan dahilinde üretime aktarılmıyor. Sadece buralarda işte son bir yıl içerisindeki banka karlarının %600'lerde, sermaye karlarının %300 küsürlerde olduğu. Yani bu şu demek, 3 kat daha fazla, 6 kat daha fazla kazanmışsınız. Oysa ben bu arada 6 kat daha yoksullaştım. Yani biraz önce gıda fiyatlarının 3 kat artması demek benim 3 kat yoksullaşmam demek. Çünkü aldığımız para açlık sınırının altında. Açlık sınırı sadece gıdaya para harcayabilmek demektir. Açlık sınırının anlamı bu. Başka hiçbir şeye, yani faturanızı ödeyemezsiniz, şunu ödeyemezsiniz. Yani bu sadece demek, karnınızı doyurursunuz. Evet, bu anlama gelen bir şeydir. Ve bunun altında bir emekli maaşı şu an 12.500'e çıkartıyoruz diye sanki büyük bir şey yapılıyormuş gibi söyleniyor. Oysa düşürülen yoksulluk konuşulmuyor. Yani her meseleyi de böyle tersine çevirip, ters yüz edip başka türlü konuşma konusunda da mahir olan bir iktidarla karşı karşıyayız maalesef. Yani dolayısıyla eşit, adil bir bölüşüm sağlandığında, işte oradaki adalet yine burada da söz konusu sağlandığında, dünyada yoksulluğun konuşulmayacağı günler hiç öyle uzak değil. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ekmek ve adalet buluşmalarını da bizler de yakından takip ediyor olacağız. Kolaylıklar diliyoruz çok size. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili Fikir Durağı izleyicileri, bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.